Sevgili Figen ve Selahattin'le ilgili sorduğunuz soruya gelmek isterim. Bu konuda DEM Parti bugüne kadar hem HDP döneminde hem de şimdi DEM Parti olarak da bizler her daim arkadaşlarımızın yanında olduk. Dava başladığı günden bugüne kadar yüzlerce avukat arkadaşımız bu davayı takip etti. Yüzlerce. İnanın mutfakta yürütülen çalışma, bunu kamuoyu çok az belki biliyordur. Ama esas bu dosyanın bu şekilde savunulabilmesi, bu dosyanın bu şekilde metinlerinin ortaya çıkmasında elbette yargılanan arkadaşlarımızın çok büyük bir payı var. Çok güçlü bir devrimci duruş sergiledi her birisi. Çok güçlü bir Kürt siyasetçi kimlikleriyle, sosyalist kimlikleriyle, kadın kimliğiyle savundukları bütün düşüncelerin bileşkesiyle o kimlikle çok güçlü savunmalar yaptılar. Bunda da yani devasa bir avukat grubumuzun, Kobani Savunma Grubu'nun çok büyük bir payı var. Ben burada sizlerin aracılığıyla bütün Türkiye kamuoyu da bilsin isterim. Çok büyük emekleri oldu. Kendilerine de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tülay Büyük Hanım, emekler Tülay verdi. Hanım, şöyle İkinci bir bir algı şey. var. Buyurun. Selahattin Bey'in içeriden yazdığı mektuplar, verdiği demeçler, kendisinde tabii popüler bir isim olmasından kaynaklı, toplumsal karşılanmasından kaynaklı, sizin yönetiminiz, eski HDP yönetimi tarafından rahatsızlık uyandırdığı, siyasete yön vermesinin bu anlamda hayatın akışına, olağan akışına uygun olmadığı yönünde değerlendirmeler oldu ve Selahattin Bey ben siyaseti bırakıyorum dedi. Bana göre siyaseti bırakıyorum demek de siyasal bir tavır, o da ayrı mesele. Daha sonra eşinin İstanbul adayı olması söz konusu oldu falan. Şimdi bunları ben de tabii duyuyorum, görüyorum. Fısıltılar halinde de bu tartışmalar oluyor. Selahattin Demirtaş, HDP, DEM Parti genel anlamda Türkiye'deki Kürt siyaseti, devrimci siyaset açısından Figen Hanım'ı da yanına koyabiliriz ama Selahattin Bey biraz daha güçlü bir figür. Ne anlam ifade ediyor? Siz mesela Selahattin Bey'in yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyuyor musunuz? Bir başına buyruk olduğu kanaati oluşuyor mu sizde? Şunu öncelikle söylemek isterim Enver Bey. Şimdi bir kesim gerçekten ortada büyük bir problem, bir çelişki varmış gibi bunun üzerinde çok yazıp çizdi. Bunu HDP'yi ve şimdi DEM Parti'yi kriminalize etmek için de ciddi olarak kullandıklarının özellikle altını çizmek istiyorum. Biz sevgili Selahattin Bey'le ve sevgili Figen Yüksekdağ'la geçtiğimiz Pazar ve Pazartesi günü gidip görüştük. Ben ve eş başkanımız Tuncer Bakıran birlikte gittik, görüştük ve bu süreci değerlendirdik. Bu çıkan mahkemenin verdiği bu kararı değerlendirdik. Ne diyorlar? Değerlendirmemizde tıpatıp aynı düşünmekteyiz. Yani bugün kendilerinin de değerlendirmesi, DEM Parti'nin değerlendirmesi tıpatıp aynıdır. Ve şunu söylediler çok net olarak. Bu toplumsal itiraza verilen bir cezadır. Bu ceza Kürt siyasetinin Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ve sosyalistleriyle yan yana gelmesine darbe vurmayı hedefleyen bir karardır. Toplumsal uyanışa ve toplumun biraz önce bahsini ettiğimiz bu sorunlar dizinine karşı itirazın bastırılması için hem Kobani davası, Kumpas davası hem Gezi direnişi davasının böyle bir etkiyle topluma sunulduğunu, böyle bir etki yaratması amacıyla sunulduğu konusunda ortak değerlendirmelerimiz oldu. Aynı zamanda özellikle Selahattin Bey'in özellikle üzerinde durduğu noktalardan biri, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmediği sürece ben ve benim gibi birçok Kürt siyasetçi siyasi rehine olarak cezaevlerinde tutulmaya devam edilecektir. O nedenle aslında kendisinin ısrarla üzerinde durduğu nokta, Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümü konusuna hep birlikte odaklanmamız gerektiği ki DEM Parti olarak da bizlerin her fırsatta yaptığı açıklamalar ve esasen bizim pratiğimiz de tam da bu çerçevede durmaktadır. Bir diğer söyleyeceğim yani bu yazılanlar, çizilenler yalnız mı bırakıldılar? Bu partimize dönük bir karalama kampanyası olarak devam etti bugüne kadar. Ki inanın karardan sonrakini hiç kastetmiyorum. Ben karar öncesi yürütülen özellikle sosyal medya bir kısmı da troll olmak üzere
sosyal medya tarafından yürütülen kimi konular oldu. Bu konularda hani şunu çok net ifade etmek istiyorum. Selahattin Bey'le partimizin bir gerilimi yoktur. Kendisiyle gittik, görüştük ve biz sürekli görüşmeler halindeyiz. Ve Demirtaş'ın şu sözünü, hatta kendisi görüşmede de bu sözü söyledi. Bizim pazartesi günü kendisini ziyaret ettiğimizde de söyledi. Yani benim bazı eleştirilerim elbette olabilir ve değerlendirmelerim. Bu asla benim partimle bir problemim olduğu anlamına gelmez. Ki biz şunu da ben parantez içinde belirtmek isterim Enver Bey. Biz çoğulcu bir partiyiz. Demokratik bir zeminde örgütlenen bir partiyiz. Ve elbette farklı fikirleri tartıştığımız bir partiyiz. Biz her birimiz tornadan çıkmış birbirinin kopyası olan bir parti biçimi bizi otoriterleştirir. Bu AKP'de mevcuttur, bunu Erdoğan sağlamıştır. Bizim partimizde öyle bir şey yoktur, olamaz da, olmamalı da. Bizler farklı fikirleri zenginlik olarak demokratik bir zeminde tartışılan farklı fikirlerin bir zenginlik olarak görüyoruz. Bunu peki Tülay Hanım. Türkiye ve dünya kamuoyu bilsin. Bir cümle söylememe izin verin lütfen, bitiriyorum. Demirtaş görüşmemizde de şunu söyledi. Ya dedi, ben daha önce de söylemiştim. Demirtaş'tan HDP'yi çıkarırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Ben bu çerçevede bakıyorum, bu çerçevede bakmaktayım. Ve tabii yine ben sizler aracılığıyla bunu özellikle arkadaşlarımız ifade etti. O yüzden mutlaka iletmek isterim Türkiye kamuoyuna. Kobani Kumpas davası boyunca bizlere destek olan bütün siyasi partilere, demokratik kitle örgütleri, aydın, yazar, sanatçı, gazeteci, basın emekçisi ve Türkiye halklarına, Avrupa'daki dostlarımıza arkadaşlarımız teşekkürlerini sundu. Bunu özellikle altını çizdiler. Mutlaka bunu iletin bizler adına dediler. Ben bu mesajı hem Figen Yüksekdağ hem de Selahattin Demirtaş adına burada sizler aracılığıyla da bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna iletmek isterim. Buyurun. Tülay Hanım, şimdi az önce yurttaşlarımızdan gelen iletiler var. Türkiye'de bir sorun, nepotizm sorunu. Mesela Van Belediyesi'nde İsa Bey sormuş, Volkan Bey sormuş. Van Belediyesi'nde işçilerin, Müjde Hanım da sormuş, şu anda altta görüyorum. Bir SMS'le işten çıkarıldığı, mülakatla eş, dost, akrabanın doldurulduğu ve ekmeklerinin çalındığı yönünde itirazları var. Bu CHP'de de hemen tartışılan bir konu haline geldi. Sizin DEM Parti'nin özellikle Van Büyükşehir gibi bölgenin en önemli şehirlerinden birinde bu işten çıkarmaların büyük tepki doğurduğunu biliyoruz. Bir. İkincisi, bu çok önemli çünkü nepotizm örneği aynı zamanda ve açlık, sefalet zaten bölge insanına bir tecrit uygulanıyor. Ayrıca bir sorun haline geliyor. İkincisi, Kürt sorununun çözümü ve bu cezalar tabii ki toplumu çok ilgilendirdi ama sizin de çok iyi bildiğiniz bir coğrafyada yine aynı sorunla paralel Antakya'da, Hatay'da 2500 insan, size söylemiştim, daha sonra basında çıktı. 2500 insan, onlar da bir SMS'de işten çıkarıldı. Yani iş yok, aş yok, büyük sıkıntılar var. Kabul ediyorum, DEM Parti'nin üzerine her şeyi yüklemek durumunda değiliz ama Van bir iktidar alanı. Hatay sizin çok iyi bildiğiniz Antakya bir bölge. Dolayısıyla buradaki insanlar da sizden bir yanıt, bir el bekliyor. Van'dan başlayalım. Neden böyle bir uygulama oldu? İnsanlar aç açık kaldı. Şunu belirteyim. Elbette yani işsizlik her kesimin çok ortak bir problemi. Fakat yani şimdi söyleyeceğim şey, işsizliğin her kesimin ortak problemi olduğu gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Ama bir de şöyle bir realite var. Mesela Hatay'da işten çıkarılanlar depremzede, 2500 depremzede ve toplum yararına bir programla istihdam edilmişler İşkur tarafından ve işte işe alındıklarında 2 sene boyunca sözleşmelerinin devam edeceği söylenmiş. 6 ayda bir bu sözleşme yenilenecek ama 6 ayları bitince işte işten çıkarıldılar. Şimdi orada depremzedeler 2500 kişi zaten evleri ve iş yerleri yıkıldığı için hiçbir gelirleri kalmamıştır. Oradaki durum ve konum çok çok farklı.
Ve özellikle yani bunu ayrıca ele almamız gerektiğini ve elbette ki Van'ı da ayrıca ele alacağız. Yani fakat ben bunların birbirini gölgelemesini istemem. O bakımdan. O zaman Van'dan başlayalım. Van'dan başlayalım.